Ben de ablanı görmeye geldim. Görebilir miyim komutanım? Halican, Ceylan'ı aynı yere koymasınlar. Görüştükten sonra ifadesini alırız. Emredersiniz komutanım. Gidelim Zeynep Hanım. Komutanım ne oluyor? Bir dakika, bir dakika. Ya ne oluyor? Biri bana da anlatacak mı? Sevda, hadi gel biz eve gidelim fıstık. Gel, geçin içeri. Ne oluyor ya? Ceylan, Zeynep beni azmettirdi demiş. Saçmalama canım, olur mu ya öyle şey? Bana ne söylüyorsun oğlum? Komutanıma söylesene. Ulan ben de keyfimden yapmadım. Yanında avukatı vardı, tutturmuş. Zeynep ne dediyse ben onu yaptım diye. Ya derse desin komutanım. Zeynep niye böyle bir şey yapsın ki? Ya savcı mıyım paşam ben? Ha? Avukatı gitmiş, savcı beyi bile ayaklandırmış. İşte Zeynep Hanım daha önce gitmiş, Asiye Hanım'ı ateş etmiş diye. Mevzu kucağımıza bomba gibi düştü. Avukatı kim bu arada komutanım? Yani kime çalışıyormuş? Ya Cubuk'tan gelmiş ama Nihat Marten ayarlamış belli. Ben şimdi bu Nihat Marten'i öldürmeyeyim. Öyle mi komutanım? Öldür. Öldür koçum. Ama yakalanırsan karınla aynı cezaevinde kalamıyorsun. Aynı koğuşta yatamıyorsun. Halo, şu an Nihat Marten'i öldürmenin Zeynep'e hiçbir faydası yok. Bu işin tek olur tarafı var, o da Ceylan'ın kardeşini bulmak. Tabii tabii. Otur paşam, otur. Sen de otur Yörük. Heh. Gör sevdalı insanlar ne hale geliyor. Sen de ona göre restoran köşelerinde fingirde. Komutanım, konu bu mu şimdi ya? Bu. Bu da bugün değil, yarının konusu bu. Hanımlar, lütfen olayı çıkarmayın. Durumu ikiniz açısından da daha fazla zorlaştırmayın. Yok, niye olay çıkaralım? Ben azmettirmişim, o yapmış. İkimiz de aynı taraftayız, niye birbirimize girelim? Vay be. Her şeyi yaptın. Yetmedi, bir iftiran eksikti, onu da yaptın. Niçin? Sırf Halil İbrahim'le mutluluğumuzu bozmak için. Kendini yaktın ama aklın hala bizde kaldı, öyle mi? Aman mutlu olmasınlar, bütün derdin bu muydu? Değil Zeynep. Ne o zaman? Evet. Senden nefret ettim. Evet. Senin mutluluğunu da bozmak istedim Zeynep. Hatta biliyor musun, ben seni öldürmek bile istedim. Bunların hepsini Halil İbrahim'e aşık olduğum için istedim. Ama yapmamın tek sebebi de
Sevdiğim adamı sadece seni seviyor olmasın. Sen kendini böyle mi avutuyorsun? Bu yaptığına kim hak verecek? Kim senin Halil İbrahim'e olan sevgine saygı duyacak? Kimsenin ne dediği umurumda değil Zeynep. Yapmam gerekeni yaptım. Herkese sıkıp yapmam gerekeni yaptım diyemezsin. Bir insanı öldürdün, şimdi de masum bir insana iftira atıyorsun. Ne için ha? Ne için biz sana ne yaptık? Cevap ver. Kardeşimi öldürecekler. Duydun mu? Senin dayın adını vermem karşılığında onu bırakacağını söyledi. Yapmazdım Zeynep. Başka bir seçeneğim olsaydı yapmazdım. Asiye'yi öldürmeni de dayım mı istedi? Yok. Onlar kardeşimi kaçırdı. Asiye öyle çıktı karşıma. Onun derdi sendi Zeynep. Seni öldürmemi istedi. Herkesin içinde beni öldürtmek miydi planı? Halil İbrahim'i yıkmanın başka yolunu bulamadım. Halil İbrahim'i yıkmadığın için teşekkür ederim. Bu söylediğimde samimiydim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.